Bugün gerçekten geçmişi güzel bir ayna. Koskoca yazarlar, çizerler hayretle izliyoruz. Bugünkü hükümete pelesenk olmuşlar. Tümlere haksızlıklara ses çıkartamıyorlar. Yani 10 yıl önce bugünkü yaşanılanları önümüze getirseler kesinlikle inanamayız. Yani inanamayız. Bu, kafamızı kessek inanamazdık. 2000 şeylerde, altılarda, onlarda falan. Ama görüyoruz nasıl oldu. İşte o günleri de doğru konuşmayan, saklayan, eden isimlerden dolayı o gün çok anlaşılamıyor. Ama ben size ilginç, bakın başta ne dedim? Aydemir, tek adamın yazarı. Yakup Kadri, yani insan balon olarak patlar ya, bir sürü gerçeği görmüş ama o gerçek dışında bir resim çizilmiş. Ama Midas'ın kulakları, Kral Midas'ın kulakları, eşek kulaklı gibi nasıl kuyuya bağıran var ya, o sırrı tutamayan adam gibi arada satır aralarında söylüyorlar. Yani diyorlar ki Cumhuriyet'in ilk döneminde asker kökenli, siyasetçi isimler ticaret peşinde, yabancı mümessilikleri, bir yandan emperyalizme karşı savaştık diye caka satarken öbür tarafta onların sermayelerinin payandaları olmuş bir şekilde yüksek komisyonlar alarak kendileri deli dumrul gibi bir dönem yaşattılar yani. Bir daha söylüyorum. Tek parti rejimleri Avrupa'da Ahmetler, Heysemler, Hişamlar çok. Bir düz kontakla ya Müslümanlar hep sorumlu denebilir. Ama dikkat edin, Mısır'dan, Suriye'den, Irak'tan, Libya'dan, Türkiye'den gelen insanlar var burada yani. Kürt'ü var, Alevisi var, ne bileyim ekonomik aç olanı var yani, normal gurbetçi gelmiş. Ekonomik sınırda. Bunlar hep dikkat edin yani. Monarşi iyidir demiyorum ama ondan beteri her şeyin sahtesi çok kötü bir şey. Yani İslam'ın sahtesi kötü, sahte cumhuriyet kötü. Görüyoruz bunun bir tablosu, resmi var. Ya birileri artık bu ezberleri bozmalı, bunları çıkıp da konuşmalıyız. Laik cumhuriyetlerin her birinde zorba laiklik, yani Batı'nın geride bıraktığı laiklik, özgür laiklik tabii ki konuşmuyorum. Geride bıraktığı, bakın rejimlerin hakimiyetinde görüyorsun bu tür ezberler, bu tür böyle hamasi anlatımlar uğruna yapılan bütün zulümler, meşrulaşıyor, bütün yolsuzluklar. Bugünkü adamlar da zaten aynı yöntemi kullanıyorlar. Zaten onların kitabında da laikler nasıl sermaye oldu, zengin oldu, biz de aynısını yapalım mantığı oldu yani.